Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugünkü dersimiz karboksilik asitler. Şimdi bakın karboksilik asit yapısında karbonil grubu bulunan bileşiklere diyoruz. Bakın arkadaşlar R ve OH bağlanıyor. Ee, kapalı yapısını bu şekilde gösteriyoruz. Hocam genel formül olarak da bakın neye benziyor? Alkene benziyor. CnH2n. Evet. Başka farklı olarak ne var? 2 tane oksijen var hocam. cnh 2 o 2 olarak ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi karboksilik asitler, monokarboksilik asitler ve polikarboksilik asitler diye ikiye ayrılıyor. Monokarboksilik asit adı üzerinde bir tane karbonil grubu bulunan bileşiklere diyoruz arkadaşlar. İşte bakın bir karbonlu formik asit, karınca asiti veya metanoik asit diyoruz buna IUPAC ismi olarak. Metanoik asit olarak ifade etmiş oluyoruz. Hocam buna neden karınca asiti denmiş veya formik asit diyoruz? Arkadaşlar formik asit ilk olarak Yunanlılar buluyor bunu. Peki nasıl buluyorlar hocam? Kırmızı karıncaları ezerek damıtıyorlar. Damıtma sonucunda formik asit elde ediyorlar. Yunanca ee, Yunanca'da formika karınca demek formik asit oradan geliyor. Karıncadan elde edildiği için de arkadaşlar buna biz karınca asiti de demiş oluyoruz. Evet alttaki iki karbonlu bir monokarboksilik asitimiz asetik asit ya da sirke asit diyoruz. Bunun ismi de arkadaşlar IUPAC ismi de etan oikasit olarak ifade ediyoruz. Karboksilik asitleri isimlendirirken alkan oik asit diyoruz arkadaşlar. Alkan oik yani sona oik asit eki getirerek isimlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir diğer karboksilik asit çeşidi hidroksi karboksilik asitler arkadaşlar. Bakın adı üzerinde OH ve karboksil gruplarının birlikte bulunduğu asitlere diyoruz. İşte bakın burası karboksil açık yapısı arkadaşlar. Bu da OH. Bu nedir? Bir hidroksi karboksilik asit olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet iki polikarboksilik asitler. Bu da hocam yapısında birden çok karboksil grubu varsa buna biz polikarboksilik asitler diyoruz. Bakın burada iki tane karboksil grubumuz var. Bunun ismi hocam etan. Evet iki tane karbonlu olduğu için. Etan diyoruz. Di oik asit. Evet di oik asit diyoruz. Evet. Veya bunun özel ismi de glikol arkadaşlar. Glikol. Evet glikol olarak da isimlendiriliyor. Bunun ne diyoruz? Özel ismi arkadaşlar. Evet. Şimdi bir diğer asitimiz de amino asitler. Bu da hocam nedir? Amino karboksilik asitler. Yapısında amino grubu ve karboksil bulunan asitlere diyoruz. Bunlara hocam amino asitler de diyoruz. Evet bu biyolojiden bildiğimiz amino asitler arkadaşlar. Proteinlerin yapı taşı oluyorlar. Evet peptitleşme tepkimesi verirler amino asitler. Amfoter özellik gösterirler. Ne demek hocam amfoter? Asite karşı baz, baza karşı asitmiş gibi davranırlar. Her ikisiyle de ne yaparlar? Tepkime verirler diyoruz ve hocam amino asitler iç tuz oluştururlar. Ve hocam peptitleşme tepkimesi sonucunda polipeptit bağlarını oluşturup proteine giderler ve peptit bağı da arkadaşlar karbon ile azot arasında oluşan bu bağ biz ne diyoruz? Peptit bağı diyoruz. Evet peptit bağı diyoruz arkadaşlar. Neymiş bu? Bu arkadaşlar peptit bağıymış. Yani karbon ve azot arasında olan bağı biz peptit bağı diyoruz. Evet bakın bir amino asit. Hocam amino karboksilik asit. Karboksil ve amino var. Bir amino asit proteinlerin yapı taşı. Şimdi iç tuz dediğimizde hocam iç tuz kendi içerisinde tuz oluşturuyor. Hocam bu nasıl oluyor? Arkadaşlar bakın şu karboksil, karboksil, bileşeye ne özellik katıyor? Bu bileşiğe hocam asit özellik katıyor. Bu bileşiği asitmiş gibi yapıyor. Asit. Tamam. Şu amino grubu bileşiğe ne özellik katıyor hocam? Amino grubu da arkadaşlar baz özellik katıyor. Şimdi e hocam bir, ma e, bir maddenin yapısında hem asit hem baz varsa bunlar tepkimeye girer. Nötrleşme tepkimesi olur ve asit haş verir, baz da H alır arkadaşlar. Bakın buradaki asit haşı verdi. Buradaki baz haşı aldı. Bakın amino asit kendi içinde tuz oluşturdu. Evet. O zaman hocam buna ben diyorum ki iç tuz. Evet bu bir iç tuzmuş. Ve buna biz zivitter iyon diyoruz. Ve arkadaşlar iç tuzlarda izoelektronik nokta oluyor. İzoelektronik nokta. Bunun izoelektronik noktası nasıl bulunuyor bakın bir amino asitin. İç tuzlarda izoelektronik nokta arkadaşlar pi ile kısaltılıyor. pKa1 artı pKa2 bölü 2. Hocam Ka dediğimiz olay asitlik sabiti. Mesela Ka 1imiz ne olsun? 10 üzeri eksi 6 olsun. Ka ikimiz ne olsun? 10 üzeri eksi 8 olsun hocam. Peki pKa nedir? Bu değerin eksi logaritmasını almak demek hocam. Dolayısıyla pKa eşittir. 1 diyelim. Eksi logaritma. Evet eksi logaritma. E, Ka ise mesela 10 üzeri eksi kaç olsun? 6 olsun. Hocam buradan bakın pKa 1 ne çıkıyor? 6 çıkıyor. pKa 2'mizde 8 çıkar. Dolayısıyla bakın ne olur? Yandaki verilere göre 8 artı 6 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. <laughs> Bunun izoelektronik noktası neymiş? 7'ymiş şeklinde ifade ediyoruz. Evet. Bunlarda isimlendirme ne diyoruz? Alkan, oik asit diyoruz hocam. Karboksil kısmını küçük numaraya getiriyoruz. Bağlı grupları söyleyip alkanın sonuna oik, es oik asit eki getirmiş oluyoruz. Bu iupak isimlendirmesi hocam. Peki hocam özel isimlendirme de var bunlarda. Burada da şöyle yapıyoruz. Şimdi hocam rakamlar yazmıyoruz. Mesela 2 no'lu karbona, ikinci karbona ben Alfa diyorum. Üçüncü karbona beta, dördüncü karbona gamma olarak ifade etmiş oluyorum. Ve bu asitlerin de özel isimlendirmede özel olarak kullanılan yaygın yani özel isimlerini yazıyoruz. Mesela bir karbonlu asit formik asit. Formikadan geldiğini söylemiştik. İki karbonlu asitik asit, üç karbonlu propiyonik asit, hocam dört karbonlu bütirik asit. 5 karbonlu valerik asit diyoruz. 5 romer akamı ve benzediğinden oradan ayırt edebilirsiniz. Karşımıza gelir bu 5 olayı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 6 da kaproik asit olarak ifade ediyoruz. Yani özel isimlendirmede 2, 3, 4 demiyoruz. Alfa, beta, gamma diyoruz. Ve asitlerinde özel isimlerini yazmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bir karboksilik asitimiz. Hocam zincir seçilmiş. Zinciri seçtik. Karboksile 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik. Yupak ismi 2 de brom var. 2 brom propan oikasit. asit. Hocam özel ismi 2. karbon alfa karbonuydu. 3 betaydı. Bakın ne diyorum ben? Alfa brom 3 neydi? Propiyonik asit. Olarak isimlendirmiş oluyorum hocam. Evet. Şimdi devam edelim. Bir başka karboksilik asitimiz. Hocam önce en uzun zinciri seçiyoruz. Bakın zincir burası değil. Neden? Ee, 1, 2, 3, 4 karbonlu. Zincir neresi hocam? Aşağıya doğru geliyoruz. Neden? Çünkü 2 karbon var bakın orada. Şuradan zinciri tuttuk. Evet zinciri tuttuk. Evet geldik. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada 2 tane karbon var bakın. 1, 2, 3, 4, 5 dedik. 5 karbonlu. Peki bakın 3'te ne var? 3'te dışta zincirin dışında kalan Metil ne diyoruz? 3 metil pentan oik asit diyoruz hocam. Bu özel isimlendirmede 2 alfa, 3 üç beta'ydı. 3'te bakın metilimiz var. 3 metil demiyoruz. Beta metil 5 neydi hocam? Valerik asit olarak isimlendirmiş oluyoruz. <laughs> evet, bir başka örneğimiz arkadaşlar. Bu da önemli bir örnek bakın. Şimdi hocam iki uçta karboksil var. Bu bir dioy kasit. Evet bir de burada aldehit grubu bağlı. Evet. Şimdi aldehit bu uca yakın olduğu için buradan numara veriyorum. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. Bakın daha önce de görmüştük bunu. Eğer aldehit zincir dışında kalıyorsa ismimiz neydi? Bunun ismi neydi hocam? Evet formildi değil mi? Evet buna formil diyoruz hocam. Kaçta formül var? 3'te. 3 formil evet. E, tabi burada karboksillerin numarasını da verebiliriz de vermeyebiliriz de. 1,6 evet. Hekzan dioikasit olarak isimlendirmiş oluyoruz. Evet, 1,6 hekzan dioik asit. 1 nedir hocam? Bu 1'deki karboksil. 6 nedir? Bu da 6'daki karboksil oluyor hocam. 3 formil hekzan dioikasit ya da 3 formil 1,6 hekzan diyoik asit olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bir başka asitimiz bakın. Baya bir grup bağlı. En uzun zincir düz olan zinciri seçtik. Hocam numara verdiğimde 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Evet 5 karbonlu. Tamam. Neler bağlı? Bromlar var. 3 ve 4'te. Efendim 2'de etil var. 1'de 3'te de neyimiz var? Metilimiz var. En uzun zinciri seçtiğimde hocam. En uzun zinciri bakın seçtik. Zincir burası. Evet. 3 ee, ve 4'te brom var. 2 tane dibrom. 2 de etil var. Efendim 4'te metil var. 5 karbon pentanoik asit dedik. Şimdi 2 neydi? Alfa, 3 beta, 4 gama. Önce bromları söyleyelim. Beta, tire, gama, dibrom. Efendim alfa etil, gama metil. 5 neydi hocam? valerikti. Valerik asit olarak isimlendirmiş oluyor. Evet. Bu özellikle karboksilik asitlerde e, arkadaşlar alfa betalı isimlendirme yaygın olarak kullanılmaktadır diyoruz. Evet bir başka bakın karboksilik asitimiz. Siklo yapılı bir karboksilik asit. Ne diyorum ben bunu hocam? Siklo karboksilik asit olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet çizgi iskelet formülüyle yazılmış bir asit. Ee, bir dedik 2, 3, 4, 5 karbonlu. Evet 2 deneyimiz bağlı 2 karbonlu. Hocam e etilimiz bağlı. 2 etil 5 karbon pentanoik asit ya da 2 neydi alfaydı. Alfa etil 5 neydi valerikti. Alfa etil valerik asit olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet yine bir farklı bir karboksilik asit. Hocam karboksile 1 dedik. 2, 3 dallar bu tarafta çok olduğu için bu taraftan geliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. 5'te brom bağlı. 5 brom. 3'te etil var. Bakın şurası 2 karbonlu olduğu için burası etil hocam. Şurada bir karbon var. Burası metil. 3 etil. 2 metil. Benzen o asit. Bakın ortasında yuvarlak varsa benzen. Altıgen alkanı yoksa siklohexan yapı olduğunu biliyoruz. 5 brom, 3 etil, 2 metil benzen Oikasit olarak isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet yine bir başka bileşiğimiz bakın. Hocam benzen halkasına karboksil bağlı, aldehit bağlı, bir de eter grubu bağlı. Şimdi kim öncelikli hocam? Tabii ki karboksilik asit. Karboksilik de 1 dedim. Evet bakın burası 2 oldu. 3 oldu hocam. 4 oldu, 5 Altı oldu. E, aldehit bir zincir dışında kalırsa formil derdik. Burası zaten metoksi. Hocam iki formil, 3 metoksi benzen benzoik asit olarak ifade ediyoruz. Ya da benzen oik asit de denilebilir. Ama biz benzen oik asit veya benzoik asit olarak ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, karboksilik asitlerin isimlendirmesini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.